İkinci bölümden herkese merhaba, ben Çakır. Bu bölümde karakterimizi bir parça hazır, iki parça da takı koyduk. Nasıl oldu? Devamı videoda. Görüşmek üzere. 43 M'den kafalık FP'mizi de satın alıyoruz arkadaştan. Artı 8. Okey dedik. 23 M para kaldı üzerimde. AP 1128 oldu. Güzel, bir 16 AP arttırmış. Böyle böyle güçleneceğiz artık. Şimdi üstümüzde bir 23 hem daha para var. Buna da bir rol almayı düşünüyorum şuraya. Ork Warrior'lar çok sıkıştırıyor, çok zorluyor çünkü. Bakalım, ben biraz daha pazarı inceleyeyim. Gerekirse tekrar görüşürüz. Stories they tell, serve only to remind me why you can't help the ones who won't help themselves. Recurring visions like a window into hell, empty shells and the ghost white sheets where the bodies fell. And I'm asking myself, why is the payoff worth the price? Is the novelty worth their lives? How many more do we sacrifice for your wrongs, for your rights? How can you be so blind? Arkadaşlar şimdi Hakan'dan Rogue Earring alacağız, artı 0. 22 milyondan alıyoruz. Planımda böyle bir şey yoktu ama biraz ucuza denk geldi.
Resisti de olduğu için açıkçası tercih sebebi oldu bana. Farka bakalım. Canda bir 13 can kadar düştük sadece. Hiçbir şey. Çok çok iyi oldu. Şimdi artı 2 Ymir ring alacağız arkadaştan. Tirin artı 31 milyona anlaştık. Ymir ring çok işimizi görecek. Almamdaki temel sebep tahmin edeceğiniz üzere verdiği LR resist. Bunu dual yaparsak zaten şuradan da bir 10 resist geldi. Buradan da 25 geldi, 35. Şöyle düşündüm. FP seti yaptığım zaman buradan bir 10, buradan da bir 10 resistimiz vardı LR için. FP set yaptığımız zaman resist 0 olacak. Bu bizi özellikle deru dönerken çok çok zorlayacak. Şimdi bir planım da benim. Apos dönmek, arkama priest alıp Tabii efendim. biraz daha biriktireceğiz. İlerleyen bölümlerde tekrar görüşürüz. 4200'e 2 takı şu an hiç gözüme gelmiyor. O para bot param olacak benim. Şu boostları da biraz daha elimde tutmaya çalışacağım. Sirius'un sevdiğim yanlarından birisi bu. Tirina'yı mesela trade'den verecektim. Alıcı çıktı. Arkadaş ben alırım dedi mesela. Bu ucuya verme dedi. Kalabalık serverın artılarından birisi de bu. Her zaman bilgisayar başında aktif olarak bir şeyler alabilecek bir insan bulabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi banka boş. Elimizde kalan 5 milyon, 8 tane buz. Başka da hiçbir şeyimiz yok. Ama karakterimiz tabii birazcık artık seviye atlamış oldu. Bir tekrar güncel AP'ye bakalım. 1155 AP sadece voltlu. Gayet güzel, yavaş yavaş ilerliyoruz. Biraz yavaş belki. Ama emin adımlarla gidiyoruz. Hani artık bakacağız önümüze nasıl olacak, ne olacak. FP seti tamamladıktan sonra biraz daha AP'miz artacak. İkinci Ymir'i koyarsak, örnek veriyorum, Apos, Deru slotları çok çok rahat dönmeye başlayacağız. Rahat döndüğümüz için bu sefer güce odaklanabileceğiz. Diğer takıları arttıracağız, geliştireceğiz derken güzel bir şekilde karakterimizi geliştiriyoruz. Aynı şekilde kanalı da büyütmek için biraz sizden destek lazım. Videolar hoşunuza gidiyorsa abone olabilir, beğenebilirsiniz. Hoşunuza gitmiyorsa da yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Veya dikkat çekmek istediğiniz konuları da yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları zaten elimden geldiğince sürekli okuyorum. Çok takipçi olmadığı için de bildirim düştüğü gibi zaten yorumu görüyorum ben. Destekleriniz için de şimdiden teşekkür ederim. İkinci bölümden bu kadar. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.